Gençler merhaba, yeni bir başlığımız var. Mutlak değerli denklemler dedik gençler. Evet, şimdi burada şöyle bir ifade yazacağım gençler. A pozitif bir reel sayı olmak üzere. Evet, A pozitif bir reel sayı olmak üzere. Mutlak değeri fix fonksiyonu bir A pozitif reel sayısına eşitse gençler. Şöyle bir kuralımız vardı ya. Mutlak değer eksi A. Mutlak değer A'ya o da neye eşitti gençler hatırlayın. A'ya eşitti demiştik. Ne zaman? A pozitif bir reel sayı olursa. Değil mi? O zaman buradan gençler biz ne diyebiliriz? Bu fx fonksiyonu bir A reel sayısına bu fx fonksiyonu bir de eksi a reel sayısına eşit olur diyoruz. Tamam. Evet. Şimdi bu kuralımızı uygulayalım gençler. Bir örnek alalım. Evet. Diyelim ki mutlak değer x eksi 5 eşittir ne diyelim gençler? 7. Bu denklemin çözümünü bulurken gençler biz x eksi 5'i bir 7'ye bir de x eksi 5'i ne eşitleyeceğiz gençler? Eksi 7'ye. Buradan gençler x eşittir kaç olur bakın. 12. Buradan x eşittir ne olur? Eksi 2. Eğer bu denklem örneğin şöyle olsaydı. X eksi 5 eşittir eksi 7 olsun. Bunun gençler çözümü boş küme oluyor. Yani buradan nasıl bir sonuç çıkıyor gençler? Şuradaki a yani şöyle diyelim. Şuradaki a değeri sıfırdan küçük olunca ne oluyor gençler? Bu çözümü boş küme olan bir ne olmuş oluyor? Denklem olmuş oluyor. Çünkü mutlak değerin alabileceği en küçük değer ne demiştik gençler? Sıfır demiştik. Şimdi güzel bir örneğim var. Mutlak değer, bir de içeride mutlak değer var. X artı 2 bu çok güzel bir örnek. Eksi 3. Yazılılarda falan bu sorulur veya denemelerde karşımıza gelir. Şimdi gençler bakın ne yapıyoruz? Şu içteki ifadeyi görüyor musunuz? Evet şu. Bunu alıyoruz. Yani mutlak değer x artı 2 eksi 3'ü. Bir neye eşitliyoruz? 4'e. Sonra yine alıyoruz bu ifadeyi gençler. Mutlak değer x artı 2 eksi 3. Bunu bir de neye eşitliyoruz gençler? Eksi 4. 3'ü karşıya atıyoruz. Mutlak değer x artı 2 neye eşit oldu gençler? 7'ye. 3'ü karşıya atıyoruz gençler. Mutlak değer x artı 2 neye eşit oldu? Eksi 1'e. Bakın negatif bir reel sayıya eşit olduğu için bunun çözümü ne oldu gençler? Boş küme. Niye? Ne demiştik az önce? Bu eğer negatif bir reel sayı olursa çözümü boş küme. Buradan gençler yine devam ediyoruz. X artı 2 bir 7'ye. X artı 2 bir de neye eşit diyoruz gençler? Eksi 7'ye. Buradan birer tane daha x değeri bulacağız şimdi gençler. Buradan x neye eşit olacak? 5'e. Buradan da x neye eşit olacak gençler? Eksi 9'a. Bizim bu denklemin çözüm kümesi ne olacak o zaman gençler? 5 virgül eksi 9 olacak. Evet çözümümüz bu. Evet. Şimdi devam edelim gençler. Evet. Eğer mutlak değer x mutlak değer y'ye eşitse biz buradan bir x eşittir y alıyoruz. Bir de x eşittir ne alıyoruz gençler? Eksi y. Bu şöyle de olabilirdi gençler. Yani x'li değil işte fx'li bir ifade. Yani x değişkenine bağlı da olabilir. Hiç önemli değil. Şöyle. İki tane böyle x değişkenine bağlı ifade birbirine eşitlenmişse buradan fx kx'e de eşit olabilir. Tamam mı? Fx neye de eşit olabilir gençler? Eksi kx'e de. Şimdi örneğini vereceğim. Evet devam edelim. Bakın ne verilmiş? Mutlak değer içerisinde 4x eksi 9 eşit 2x artı 3. Buradan gençler 4x eksi 9 bir neye eşit olur? 2x artı 3'e bir de gençler 4x eksi 9 bunun eksilisini alacaksınız. Eksi 2x eksi 3 eşit olur. Buradan gençler 2x'i buradan çıkaralım. 2x eşittir. 12 x eşittir 6. Bu eksi 2x'i bu tarafa alın. 6x eşittir kaç olacak gençler? 6. Buradan da x eşittir ne gelir? 5. Yani bu denklemin çözüm kümesi 6 virgül ne olur gençler?
1 olarak hesaplanmış olur. Evet, şimdi gelelim bu denkleme. Şimdi bakın, burada 2x artı 4 var. Ben o 2x artı 4'ü 2 parantezinde x artı 2 yazacağım. Ve dışarına çıkaracağım gençler? 2 tane mutlak x artı 2 olur. Sonra 3x artı 6 var. Onu 3 parantezine alacağım gençler. Onu da 3 tane mutlak x artı 2 olarak. Sonra orada eksi 5 eksi eksi 10 var. Onu eksi 5 parantezine alacağım gençler. Evet. Bunu da daha önce ifade etmiştik. Bu eksi 5 dışarına olarak çıkıyordu. 5 olarak yani işaret değiştirerek çıkıyordu. Evet. Şimdi bunları buldum. Tek tek yazalım. Mutlak değer 2x artı 2 yerine 2 tane mutlak x artı 2. Eksi 3 tane mutlak x artı 2. Artı 5 tane mutlak x artı 2. Eşit ne diyeceğiz gençler? 4. Şimdi 5 tane burada var. 2 tane burada var. Kaç yaptı? 7. 3 tane çıkarınca geriye ne kalır gençler? 4 tane mutlak x artı 2 eşit 4. Her iki tarafı 4'e bölüyorum gençler. Mutlak x artı 2 neye eşit oluyor o zaman? 1'e. Buradan mutlak x artı 2 1 ise gençler, x artı 2'yi bir 1'e eşitliyoruz. X artı 2 bir de neye eşitliyoruz gençler? Eksi 1. Buradan x ne olur gençler? Eksi 1. Buradan da x ne gelir bakın? Eksi 3. Denkleminin çözüm kümesi de ne olmuş olur gençler? Eksi 1, 1, 1, eksi 3 kümesi olmuş olur. Evet. Devam edelim. Şimdi mutlak değer x ile mutlak değer y'nin toplamı 0 ise buradan gençler x de 0'a eşit olur. Y de neye eşit olur? 0'a. Yine bu az önce ifade ettiğimiz gibi şöyle x değişkenine. İşte burası y değişkenine bağlı. Birer ifade diyelim şöyle. Tamam. Bu toplamın 0 olabilmesi için gençler fx x değişkenine bağlı ifadeyi de 0 eşitliyoruz. Y değişkenine bağlı ifadeyi de ne eşitliyoruz gençler? Ayrı ayrı 0 eşitliyoruz. Bu da 48. maddemiz olarak geçsin. Evet. O zaman biz buradan görüyorsunuz. Bu x değişkenine, y değişkenine ve z değişkenine bağlı ifadeleri 0 eşitleyeceğiz. Çünkü burada gençler 0'a eşitse alabileceğin küçük değer nedir bunların? 0'dır ayrı ayrı. Buradan mutlak değer 3x eksi 9'u 0'a eşitlediğimizde 3x eksi 9 0 x ne gelir gençler? 3. Yine 5y artı 20'yi 0'a eşitlediğimizde gençler y kaç gelir buradan? Eksi 4. Yine eksi 4z eksi 12 0'a eşitlediğimizde gençler eksi 4z eşit 12. 12'yi de eksi 4'e bölerseniz z kaç gelir gençler? Eksi 3. Bize bu eşitliği sağlayan x, y, z değerlerinin nesini sormuş gençler? Çarpımını sormuş. Evet. 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 3. 9 kere 4 kaç olur cevabımız gençler? 36 olmuş. Evet. Şimdi yine benzer bir soru var. Aynı soruyu bir daha mı kopyalamışım ben? Onu geçelim gençler. Evet. Mutlak değerle neye geldik demişler? Eşitsizliklere geldik. Evet. Burada şöyle bir şey kullanacağız. Mutlak değerli ifade eşitsizlik şeklinde verilmişse mutlak değerli diyelim. O yazalım o kavramı gençler. Mutlak değerli ifade nasıl verilmişse gençler? Eşitsizlik şeklinde verilmişse. Eşitsizlik şeklinde verilmiş. Verilmişse ne diyormuşuz gençler? Mutlak değerli eşitsizlik olarak adlandırılır. Evet. Mutlak değerli eşitsizlik olarak adlandırılır. Evet. Şimdi gençler burada şimdi A
pozitif bir reel sayı. Bazen sıfır da olabilir ama biz böyle tanımlıyoruz gençler. Eğer mutlak değer x küçük eşit a ise gençler, bunun çözümü için bakın. Sandviç yapıyoruz. X'i eksi a ile ne aralığında alıyoruz gençler? Artı a aralığında. Yine bu bir fx fonksiyonu için de geçerli gençler. A pozitif bir reel sayı diyelim. Sıfıra eşit olunca direkt sıfır alıyoruz, onu yazmadım. Mutlak fx diyelim ki küçük eşit a. Yine sandviç yapacağız gençler buradan. İse fx fonksiyonu ne aralığında olacak gençler? A eksi a küçük eşit fx. Küçük eşit ne oluyor bakın. Yani buradan ne yaptık? Bakın sandviç yaptık. Evet. Şimdi gelelim buraya. Bakın ne oldu? Mutlak değer x küçük eşit 4. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bularak sayı doğrusunu da gösterelim demiş. Sandviç yaparsak bu ne aralığında olacak gençler? Eksi 4 ile ne aralığında? 4. Biz bunu ne olarak gösteriyorduk gençler? Uçlar dahil olunca kapalı bir aralık olarak ne yapıyoruz şöyle? İfade ediyoruz. Şimdi buna bir de sayı doğrusunu da göstermemiz istenmiş gençler. Gösterelim. Evet. Sayı doğrusunda da gösterelim. Şöyle. Şöyle iyi oldu. Uçlar kapalı gençler değil mi? Evet. Şuraları da okuyalım şöyle. Evet. Eksi 4 ile 4 aralığındaki reel sayılar olarak sayı doğrusunda da gösterebiliriz gençler. Evet. Şimdi bu da fx'li bir fonksiyon gençler. Bakın mutlak değer içerisinde eksi 3x artı 2 küçük eşit ne demiş gençler? 6. Şimdi biz burada şunu düşünebiliriz gençler. Mutlak değer x eksi y, mutlak değer y eksi x eşit. Bunun için düşüneceğim gençler? Şimdi mutlak değer içerisinde eksi 3x artı 2 var ya, bunların işaretlerini değiştirip ben 3x eksi 2 yapabilirim. Bu benim için denklemi veya soruyu çözerken kolaylık sağlayacak. Çünkü bir daha her iki tarafı eksiye falan bölmeye çalışmayacağım. Tamam mı? Bunu uyguluyorum burada. Yani eksi 3x artı 2 değil de gençler onun denk olduğu 3x eksi 2. Niye? Mutlak değerde değişme özelliği var demiştik. Bunu şimdi sandviç yapabilirsiniz. Küçük ya. 3x eksi 2 ne aralığında olur o zaman? Eksi 6 ile 6. Şimdi burada bir şeye daha dikkat edin gençler. Geri alayım. Burada eşitlik, bak küçük eşitti ya. Buralar küçük eşit oldu. Ama şimdi burada sadece küçük var. Eksi 6 küçük. 3x eksi 2 küçük. 6 yapıyoruz. Ona da dikkat edin. Eksi 2'ye her iki tarafı artı 2 olarak ekleyelim. 3 eksi 4 ile ne aralığında olacak zaman gençler? 8. Buradan da hepsini 3'e bölelim. Eksi 4 bölü 3 gençler. Burayı da bölelim. 3x bölü 3. Amacımız ne yapmak? Çözüm kümesine ulaşmak için x'i yalnız bırakıyoruz. Buradan da eksi 4 bölü 3 ile x ne aralığında olur gençler? 8 bölü 3 aralığında. Bunu da açık aralık olarak şöyle yazabilirsiniz. Eksi 4 bölü 3 virgül 8 bölü 3 açık aralık olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz gençler. Şimdi bize güzel bir soru sorulmuş. Mutlak değer 2x eksi 3 küçük eşit 5. Bunu sandviç yapıyoruz. 2 eksi eksi 3 ne aralığında gençler o zaman? Eksi 5 ile 5 aralığında. Eksi 3 eşitsizliğin her iki tarafını artı 3 olarak ekliyoruz. Eksi 2 x küçük eşit 2 x küçük 8. Hepsini 2'ye bölün gençler. Eksi 1 küçük eşit x küçük eşit 4. Şimdi gelelim bir de y aralığı verilmiş gençler. O mutlak değer 3y. Onu 3 mutlak y yapabiliyorsunuz. Bunu anlatmıştık. Her iki tarafı 3'e bölelim. Mutlak y ne aralığında olur gençler? 2'den küçük ya. Sandviç yaparsınız. Eksi 2 ile ne aralığında olur? Artı 2. Bize eşitsizliği sağlayan tüm x, y sıralı ikililerini kapsayan en küçük kapalı bölgenin alanı sorulmuş. O zaman biz bunu düzlemde ne yapacağız gençler? Göstereceğiz. Evet. Bakalım işte. X ne aralığında değişiyor gençler? Eksi 4 ile 1 aralığında. Pardon. Eksi 1 ile 4 aralığında. Evet. Şöyle çizelim. Y ne aralığında değişiyor gençler? Eksi 2 ile 2 aralığında. Evet. Şimdi bakalım. Burası x ekseni, burası y ekseni, burası başlangıç gençler. X ne aralığında değişmişti? Eksi 1 ile 4 aralığında y, eksi 2 ile 2. Bu
X virgül Y sıralı ikilileri diyor ya gençler. O zaman bu X virgül Y sıralı ikilileri nasıl elde edeceksiniz? X virgül Y sıralı ikililerini bunların kartezyen çarpımı ile elde edersiniz. Ve şöyle bir bölge olur gençler, tamam mı? Bu bölgenin neyini sormuş bize? Alanını. Şu aradaki uzaklık kaç birim gençler? 5 birim. Şu aradaki uzaklık kaç birim? Bu alanın en küçük değerini sormuş gençler. 4 çarpı 5'ten cevabımız da kaç olarak bulunmuş olur gençler? 20 birim kare olarak bulunmuş olur. Evet, dersimizi burada bitirelim gençler.